Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine Fikirtepe'deyiz. İkinci part videoyla sizlerleyiz. Şu an 13. parselden başlayarak yukarı gideceğiz. Aşırı bir toz var. Dediğim gibi şu an kepçelerin hepsi su ve kanalizasyon düşüyor. Şuradan da göreceğiniz üzere, hatta buradan da çekelim sizler için. Son durumu izleyin şöyle. Evet, motor geliyor. Karşıya geçelim. Aşırı derecede bir toz var. Evet. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, elektrik kabloları kopmuş. Evet. Görüyorsunuz şu an kapatılıyor. Su boruları döşeniyor şöyle. Kepçe tarafından. Gördüğünüz üzere aşırı derecede bir toz, toprak ilerlemeye devam ediyor. Çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor arkadaşlar. Ama tabii bütün kablolar sağdan soldan bir şekilde maalesef aşırı derecede bir toz olmuş durumda. Şimdi 13. parselden şöyle bir çekelim. Evet, 13. parselde arkadaşlar A2 blok için konuşuyoruz. Artık tamamlanmış dış cephesi, kabası tamamlanmış. 23. kattalar. B1 blok içinde baktığımız zaman şu an arkadaşlar 21. kat tamamlanmış durumda. 16. kata kadar da tuğla döşemesi tamamlanmış durumda arkadaşlar. Evet. İnce işte de baktığımda arkadaşlar bu 8. kata kadar ilerlemiş. Şimdi kendi bloğumu ilerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi genelde şu anda altyapı çalışmaları yarın arka bizim 13. parsele doğru gideceğini ustalardan öğrendim. Siz de kapalı, yani birinci videonun sonunda öğrendim. Ön caddeye bakan yerlerdeki görmüş olduğunuz billboardların sökümü ve altyapı çalışmalarının devam edeceği söylendi. Evet, şu anda şuradan şu cepheden göstereyim arkadaşlar. Ön iskele kurulmamış durumda. Arka blokta içinde B1 blok içinde gördüğünüz gibi şu an kabada taş yünleri döşenmiş. Bazılarında gördüğünüz kadar dibe atılmamış ama herhalde atarlar diye tahmin ediyorum yani. Atmadan geçmezler. Şöyle üfleyeyim. Alt tarafta var ama üst taraflarda yok. Bunları da yapacaklardır diye değerlendiriyorum. Evet, bizim bloğa geldik. E bloktayız. E blokta da arkadaşlar son durum. Yan iskele kurulmuş. Yan tarafa. Ama ön tarafın iskeleleri tamamen bitmemiş. Umarım ön tarafın iskeleleri bir an önce tamamlanır ve dış cephemizi bir an önce bitirirler. Tabii bizim için önemli olan F blok. Tarihi teslim alalım demek adına. Evet arkadaşlar, şuradan kendi bloğumuzu da şöyle bir kabaca izlemek istiyorum. Ne yapılmış, ne edilmiş. Yapı iskelesi tamam, yapı iskelesi kurulmuş. Ön cephede bakıyorum. Son şurada görmüş olduğunuz son katların iskeleleri kurulmamış. Şu arada bir yer var, ufak bir yer kurulmamış. Kabası batılması için. Ama buradan sonra en son kata kadar iskele kurulmuş. Kule vinçler çalışıyor. Arka blokta da çalışıyor. Bakıyorum. Daha herhangi bir taş yünü veyahut da strofor herhangi bir şey veya panel için herhangi bir hazırlık yapılmamış. İnce işe bakıyorum. Şu an binanın iç duvarları döşeniyor. Ayrımlar yapılıyor. Kaçıncı kata kadar? Arkadaşlar şu an 13. kata kadar binanın iç duvarları döşeniyor. Onun haricinde tavanların, şimdi iskelede kurulduğu için tam seçemiyorum ama tahmini olarak benim şu bölgedeki baktığımda 12. kata kadar falan tavanları altı çekilmiş. Şu bölgede daha altı işine başlanmamış tavanlarda gördüğüm kadarıyla. Elektrik hatları döşenmiş. Kaçıncı kata kadar?
Arkadaşlar 12. kata kadar, evet 12. kata kadar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. kata kadar elektrik işleri yapılmış. Gördüğüm kadarıyla şu anki bizim bloktaki durum bu şekilde. Buradan da bizim bloktan daire olan arkadaşlara selamlar. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Evet. Şimdi bu cepheden bakalım. Durum ne? Evet. Buradan da durumu şöyle bir özetleyeceğim. Evet arkadaşlar, şuradan kısaca özetleyelim. Arkadaşlar burada da klima boruları döşenmiş. Bazı kaçıncı kata kadar? 5. kata kadar. Şu an gördüğünüz gibi. Arka blok tamamen iskelesi döşenmiş. Kaba sıvası atılmış. Cam aralarına bordeksler yapılmış ama camlar döşenmemiş. Zaten bizim blokta hiçbir cam döşenmemişti. Bakın şuradan da net görebilirsiniz. Şurada da 10. kata kadar. Daire işlemek için kurma döşemeleri devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Daire için kurma döşemeleri devam ediyor. Şuradan devam edelim. Evet arkadaşlar, F bloğum. F bloğum durumu. Bizi en çok zaten bekletecek olan da bu. Hiçbir şey yoktu. En azından şu an F blokta durum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. katta arkadaşlar. Bunun da kat sayısı bizim blokla aynı olacak. Dediğim gibi 18 katlı olacaktı. Şu an 11. katta üzerine bir 7 kat daha eklenmesi gerekiyor. Bu da takribi 3,5 ay eder. Yani 8. aydayız. Yıl sonunda arkadaşlar buradan Banlı arkadaşımızla kendisine yakasına yakışır bir şekilde şey yapmış. Yazmış oraya. Sanatsal bir şey yapmış. İlginç olmuş. Dediğim gibi yıl sonunda da bu blok tamamlanmış olur. Kabası incisine geçilmiş olur. Şu anki durumda buraların son durumu bu şekilde arkadaşlar. Bizim 13. partlar hakkında konuştuğumuz zaman evet, belediye yapıyor sol bağlı çalışmasını şanslar onu da gördük. Evet arkadaşlar, şimdi ilk test kurdu grubunun ilk bitireceği blok buydu. Söylenmişti bizlere. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar altı çekiyor yukarıda. Dekoratif yapıyorlar, görüyorsunuz. Kaç kişi çalışıyor? 2, 4, 6, 7 kişi çalışıyor. 7 kişi orada altı çekiyor. Altı boya iş yapıyor. Bir kısımda altı çekerken diğer boyama yapıyor. Sanırım herhalde altı kurmadan mı boya çekiyor? Ben anlayamadım ama herhalde. Şu an altı çekiyor ama. Evet, altı çekiyorlar şu an gördüm. Boyama yapmıyorlar. Evet, yukarıdan da gördüğünüz gibi şimdi bir malzeme geliyor. Gelen malzeme ne? Bakıyorum, elektrikli şey, herhalde şey, istatmak için kullanacaklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arka tarafta da bakın, gördüğünüz gibi taşın üzerine panel düşüp geçiyorlar. Yani bu çiftli olmasa daha iyiydi. Dediğim gibi, bu inşaatta, inşaatlarda maliyet olduğu için üzerine kabası da yapmadan o şekilde panelle kapatmak çok mantıklı değil. Dediğim gibi hem diğer sebeplerden keşke böyle yapmasalardı. Umarım. Yani işte çok fazla burada söyleyecek bir şeyim yok işin açıkçası. Burada da bakın en üst katta da biten yerlerin iskelerini söküp yan blokları taşıyorlar. Bu da en azından biten yerlerde biraz daha hızlanma anlamına geliyor. En üst katlarında camları yiyip çerçevelere takılmış. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Pis su, şu blok için, F blok için de gördüğünüz gibi pis su için
şey yapılmış. Şurada bir işçilik hatası var gördüğüm kadarıyla ama tam orayı anlayamadım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bir işçilik hatası var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Benim gördüğüm orada bir işçilik hatası var. Şey gidiyor ama yukarıda kolon var gibi duruyor. Onun niye öyle olduğunu şu an anlamadım. O şeyden itibaren kolon 3 tane kolon var gibi duruyor. Orada bir hata var ama niye hatası var onu anlayamadım. Niye öyle bir şey yapmışlar? Yanlış bir oraya kolon mu yapmışlar? Ne yapmışlar? Evet, ilginç olmuş arkadaşlar. Herhalde emlak ortamından ise takip ediyorum bu saçmalı benim gördüğüm onlar da görmüştür herhalde diye tahmin ediyorum. Tuzlu grubun inşaatlarındaki son durumda bu şekildeydi. Biraz fazla burada zaman aldık. Yani bunun sebebi buradan dahil almamış olmamız. Ve buradan dahil alan komşularına da biraz detaylı çekmek istemiş olmam. Umarım faydalı olmuştur. Bizim şantiyelerdeki son durum bakıldığında bu şekilde arkadaşlar. Şu an iş duvarları örülmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi altı çekilen yerlerde buradan belli oluyor net bir şekilde yaklaştığınız zaman. Göreceğiniz üzere 12. kata kadar alçı, pardon zaten 10. kata kadar alçı tavanlara çekilmiş durumda. Evet. İlerlemeye devam edelim. Bu arada benim gördüğüm ustalarımızın hiçbirinde şey yok. Yani iş güvenliği önlemlerini almamışlar. Yani kendilerini bağlamamışlar. O da iş güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet, üst katlarda durum bu. Altı çıkıyor evet. Bu kısmın ustaların çalıştığı yer olan kadar iki yerlere camlar çakılmış bu arada. Evet arkadaşlar, arkalı yokların son durumu. Evet, inşaatlardaki son durum. Olgu malzemesi ve demir işçiliği devam ediyor. Evet, burası da özellikle AES'in şantiyesi biraz hızlanmış arkadaşlar. Bugün aşırı sıcak İstanbul. Gerçekten toz da var. O anlamda belediye aracı biraz sulurdu ama gerçekten ciddi bir toz var. İnsanlar maskeyle geziyor. Biz de konuştuğumuz için mecburen maske takamadık. Gördüğünüz gibi 12'ler caminin oraya kadar sizler için ilerliyorum. Evet arkadaşlar, 12'ler caminin oraya kadar geldim. Buradaki inşaatlarda bir son durum bu şekilde. Şuradan sizler için çekeyim. Mesela bu blok da çok hoşuma gitti. Güzel yapmışlar. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Kaba sıvayı üzerine taş yürü. Biraz da biberleyecektir muhtemelen. Biberlemeden yapmaz. Üzerine kaba sıvayı yapıyor. Panel koyarsa Allah aman Allah'ım dersiniz. Bakın
suyun eriktiği bir ülke burası. Caminin hemen yanındaki bloktan alan daireler, daire sahipleri tam olduğu gibi yapıyor. Bakın bir arkadaşımız altı çekiyor. Ama tabii hiçbir işim önüne almadan çekmeye devam ediyor. Evet. AYS'in inşaatının biraz daha hızlanmış. Dediğim gibi 12'ler caminden buraya kadar geldik ve sizler için bir video çektik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle diyorum. Burada videomuzu sonlandırırken beni takip etmeyi unutmayın diyoruz. Umarım her şey sağlıcakla olur. En kısa sürede 1000 takipçi sayısına ulaşırız. Fikirtepe'den herkese saygılarımla.